mimarlar, iç mimarlar ve endüstri tasarımcıları. Eskizlerinizde toz pastel kullanıyor musunuz? Peki nasıl kullanıyorsunuz? Bildiğiniz her şeyi unutun çünkü bugüne kadar size ya yanlış anlatıldı ya da hiç anlatılmadı. Hoş geldin. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde toz pastel kullanmayı tamamen öğrenecek ve ortamlarda bir dakika öyle kullanılmaz böyle kullanılır diye havana atabilecek ve çok daha önemlisi efektif olarak kullanıp hocalarını etkileyecek işler çıkartabileceksin. Şimdi arkana yaslan ve dikkatlice sonuna kadar izle. Biliyorsunuz pastel renk verici toz pigmentin bağlayıcı maddelerle karıştırılarak bir kalıba dökülmesiyle yapılan çubuk biçimindeki boyalara deniyor. Pastel yapımında bağlayıcı madde olarak Arap samkı ve metil selüloz kullanılıyor. Bu karışıma beyaz katkı maddeleri eklenerek istenen renk tonları elde ediliyor. İtalya'da 16. yüzyılda ortaya çıkıyor ve 18. yüzyılda iyice yaygınlaşıyor. Simon Chardin ve Quentin de la Tour gibi 18. yüzyıl Fransız ustaları yaptıkları portrelerde yumuşak pastel kullanıyorlar. Ama sert pastelle yapılan resimler ise daha çok tebeşirle yapılmış izlenim veriyor. 19. yüzyılın sonunda pastel kullanımını yeniden canlandıran Fransız ressam Edgar Degas'ın balerinlerle ilgili çalışmalarının birçoğu pastel boyayla yapılmıştır. Auguste Renoir, Henri de Toulouse, Pierre Bonnard gibi Fransız ressamların yanı sıra ABD'li Mary Cassatt ve İsviçre ressam Paul Klee de bu medyumu kullanan ünlü ressamlardandır. Sarı, portakal rengi ve kırmızı gibi parlak renkleri fazlaca solumak zehirlenmene yol açabilir. İşte bu nedenle özellikle bu renklerin kapalı ortamlarda maske ile kullanılması çok daha sağlıklıdır. Şimdi öncelikle toz pastel kullanırken bazı yardımcı malzemelere ihtiyacın var. Bunlar bebek pudrası, makyaj pamuğu, falçata, bir parça boş kağıt ve fiksatif. Fiksatif yoksa saç spreyi. Bunlar olmadan toz pastel çubuklarını alıp kağıda sürterek kullanmak yapılan en büyük hatadır. Hatalar demişken önce bu konuda yapılan hatalara bakalım mı? Markerla birlikte eskiz ve illüstrasyonda oldukça iyi sonuçlar veren pastel çoğunlukla hatalı kullanılıyor. Artık bunu değiştirelim. Doğru kullanıldığında airbrush gibi yumuşak degradeleri kolayca verebileceğiniz, aslında uygulaması çok kolay, hızla sonuca ulaşacağınız ve uygun fiyatlı da bir medyumdur. Ancak granüllü yapısı nedeniyle uygulandığı kağıttan hemen silinebilir. Sabitlemek şarttır. Toz pastel çubuklarını kağıda sürterek kullanmak yapılan en büyük hatadır diye az önce söylemiştim. Sahiden de öyle. Geleneksel resimde bu yapılabilir ama endüstriyel ürün ve iç mimarlık eskizinde böyle resimsel bir etki elde etmek bizim amacımız değil. İşte bu yüzden bu video var. Eskizlerin de nasıl kullanacağını hep beraber bakacağız ama önce diğer malzemelerle, özellikle de markerla birlikte kullanırken son aşamada uygulanmalıdır. Toz pastel, yüzeye tortu olarak uygulandığı için üzerine başka bir malzeme uygulamak, örneğin toz pastel üzerine marker yapmak hem çok zordur, hem de marker kalemlerinizin uçlarına zarar verecektir. Yapma. Toz pasteli en son uygula. Pastel yapacağın işe başlarken unutmaman gereken önemli bir konu da elinle işinin arasına bir ayraç koymaktır. Bu sayede işin üstündeki senin fark etmeyeceğin parmak izlerini pastelin ortaya çıkarmasını engellemiş olursun. Şimdi hadi nasıl kullanıldığına bir bakalım. Önce boş kağıdı bir hazine, bir havuz haline getir. Sonra bu havuzun içine istediğin renk toz pasteli falçatayla açmaya başla. Açarken büyük taneciklerin olmamasına dikkat et. Olabildiğince un gibi incecik rendele.
İstersen birçok rengi açıp yeni ve farklı tonlar da elde edebilirsin. Şimdi sıra pudrada. İçine tahminen %50-60 oranında serp ve her ikisini falçatanın ucuyla iyice karıştır. Artık boyan hazır. Ancak henüz bitmedi. Uygulayacağın yüzeyde mutlaka bebek pudrası serpmelisin. Yoksa istediğin o yumuşak etki oluşmaz. Pudra kağıt üzerinde inanılmaz kaygan bir yüzey oluşturacak. Şimdi bu yüzey üstüne hazırladığın o toz rengi uygula. Bunu ister pamukla istersen de Beauty Blender ile uygulayabilirsin. Parmakla uygulamak da bir çözüm ama parmak izini kağıda geçirmenin çok da bir anlamı yok. Hadi bir örnek yapalım. Boyama bittikten sonra istemediğin kısımları silgiyle silebilirsin. İşte aslında bu kadar kolay. Fakat dikkat edilmesi gereken son bir nokta da videonun en başında söylediğim sabitleme olayı. Mutlaka ama mutlaka fiksatif veya saç spreyi ile sabitlemen gerekiyor. Yoksa ertesi gün iş artık orada olmayabilir. Bu arada bir ek yapalım. Her türlü kurşun kalem işini de yıllar içinde silinmesini istemiyorsan saç spreyle sabitleyebilirsin. Aklında bulunsun. Yeni videolar geliyor. Özellikle video çekmemi istediğin bir konu varsa aşağıya yorum bölümüne yazabilirsin. Tüm yorumları mutlaka okuyorum. Hoşça kal.